Helvacı Dede Kayseri'nin Evliyaullah'ındandır. Fazla hayatıyla ilgili fazla detay bilmiyorum ama biliyordum da unuttum ben bu arada. Biraz uzak kaldım kültür olaylarından. İşte yaşlılıktan da unutuluyor. Ama Helvacı Dede mezar itibariyle, konum itibariyle çarpık bir imarlaşmanın içinde kalmış. Biz eski belediyeci de olduğum için şunu biliyorum. Burada mezarı kaldırmak istemişler hatta. O zaman biliyorum ben arkadaşları. Kepçeyle bunu kaldırmaya uğraşmışlar. Kepçe kırılmış. Birkaç kez denemişler. Bu arada bakıyorlar kepçeler kırılıyor ve çalışmıyor, istop ediyor. Kaldıramamışlar. Ama o zamanki belediyeler işte burada bir daha rant olayı mı diyelim veyahut da biraz Evliyaullah'a gerekli değer veremediklerinden mi bir başka yerde olsaydı bura bir yeşillik veyahut da yolun ortasında kalmazdı. Ona göre bir fakat Kayseri'nin eski şar dedikleri Kayseri'nin içinden sığmayıp da dışarıya taşan Kayseriler buraya ev yapmaya başladılar buralara. Buralar çok kıymetliydi. Kıymetli olduğu için de bu mezarın etrafını genişleterek mezarlığa gereken ihtimamı göstermediler. Bu da yazık oldu. Yolun ortasında trafik açısından sıkıntılı. Ama bunu şu var. Madem ki yapıldı, bunu ehli insanlarla beraber dualarla bunu daha uygun bir yere kaldırılabilir. Yoksa art niyete kaldırmak mümkün değil. Allah şefaatine bizleri mahrum etmesin inşallah. Hiç bakmayanlar da var fakat bu işi bilenler de çok gelir burada durur, okur veyahut da en azından selam verir. Selamun aleyküm ya Evliyaullah der, geçer. Çünkü ben buna şahit oluyorum gelip geçerken. Hasbelkader biz de geliyoruz geçerken okuyoruz. Çoğunlukla okuyorlar yani burada. De çoğu da muzdarip yani böyle bir Evliyaullah, Allah dostu insanın bu yol ortasında kalmasına, bu çevresinin bir düzensiz ve binalarla kaplı konusuna şikayetçi yani vatandaş. Ama yeni imarlaşma falan olacak bu mahallede. İnşallah o zaman yetkililer düşünür de buraya gereken bir ihtimamı gösterirler ümidindeyim yani.